demiş abi gizli bilgi değilse Rigrat ne durumda oyunun yüzde kaçı bitti abi Rigrat ne durumda biliyor musun Rigrat şu an optimizasyon döneminde toparlama döneminde içerik olarak skripsel olarak early aksesi e aslında bir noktada hazır sadece iki tane spesifik skriptimiz var benim inatla şu an tamamlamadığım e, o cepte duruyor onlar da çok zaman alıcı şeyler değil şu an Rigrat'ta yapılması gereken son optimizasyonu yapılıp ondan sonra son görsel dokunuşları bitirip teste sokmak. <laughs> Testten sonra da size sunmak. Asıl benim için baba test dönemi oyunun örlaksisi çıktığı dönem. Ama istiyorum ki performans bakımından sistemi ortalama veya ortalama üstü olan insanlar oynayabilsin. Veya düşük sistemliler bile oynayabilsin istiyorum. Bazı yaptığımız hatalardan dolayı bunu gizlemekten yana bir sıkıntım yok. Yani açıklamaktan yana bir sıkıntım yok daha doğrusu. Bazı hatalardan dolayı başta yapmamız gereken şeyleri şimdiye bıraktığımız için ufaktan yeni yeni bazı olaylara bakıyoruz diyeyim yani. Oyun çıkışta bile yüzde yüz o. Arkadaşlar bu open world multiplayer bir oyun. Bu oyun çıktığı zaman bitmiş halde olmayacak. En en başlangıç halinde olacak zaten. Ya bu early access kavramı Türkiye'de yok ne yazık ki. Ee, görüyorum yorumlara bakıyorum. Aslında birazcık da korkutuyor beni bu. Early access oyun zaten hazır olmayan bir oyundur. Ama benim bu konudaki algım şu. Ben ölü aksis diye de içinde hiçbir şey olmayan, e, oynama zevki olmayan bir oyun sunmak istemem. Buna çalıştık biz, biraz o yüzden zaman harcadık. E, aslında evet, ölü aksis demo gibi bir şeydir yani. Bak, biz bunları vaat ediyoruz, biz bunu, böyle bir oyun yaptık. Şimdi bunu geliştireceğiz ya da bunu geliştirmeye devam ediyoruz demektir. Ama bizde şu var, adam ölü aksis olduğunu görüyor. E, biz de yapıyoruz bazen bunu yani. Yabancılarda yok bu, Türklerde var. Amın avudumun oyunu falan diyoruz. Ya baba early access'te dur. Bir de şunu yapan oyun firmaları var. Early access diye çakıyor. 8 sene güncelleme bile atmıyor amın avudum. Bu da farklı bir açısı. Kafalar karışık. Ama ben o kafada değilim. Ben birazcık daha rast mı? Ulan rast çıktığı günden beri hatta devir ettikten el değiştirdikten beri her hafta düzenli gelişim yer. Yani rast yıllardır... Ben daha çocuktum amına koyayım rast çıktığında. Çocuk değilim de gençtim diyeyim yani. O adamlar oyunu hiçbir zaman bırakmadılar. Her zaman geliştirdiler yani. E Benim de... Son 3 senedir falan uçuyorlar. <laughs> e uçuyorlar. Artık da uçsunlar. Çok da güzel para kazandılar. Ve o kazandıkları paranın da hakkını veriyorlar. Yani hiç bırakmıyorlar oyunu. E Seven Days daha farklı bir kafa. Onlar da aslında bırakmışlar, bırakmış değiller ama... Biraz iz izlediğin veya gözlemlediğin kadarıyla şeyi anlıyorsun. Hani yanlış başlayan bir proje belki eski teknoloji, eski Unity falan filan. Bilmiyorum onların yaşadığını bilemeyiz. Projeleri ne durumda bilemeyiz. İşte Sonuçta Benim oynanıyor. Days öyle miydi? Tulkan lafını kestim pardon. Neyim nasıldı? Örlak ses miydi o? Hala örlak sestir o. Bir, belki alfaya mı, mı geçti, betaya mı geçti, geçti bilmiyorum ama. oyunu ilk çıktığında Seven Days çok farklı bir oyundu zaten yani. Farklı dediğim içler acısıydı görüntüsü falan. Alan Alfa. Yani evet tabii şu dönemde en yüksek sistemlerde bile yani benim bilgisayarım biliyorsunuz az çok oyunda bazı durumlarda 14 FPS, 13 FPS oynuyoruz. Ama tabii bu hordun aşırı yüklendiği ve çok yüksek seviyede oluyor. Bilmiyorum. Zor işler abi. Biz dışarıdan bakınca ne kolay." diyoruz ama işin içine girince ki ben tecrübesiz girdim biliyorsunuz. Ve hala öğrenmeye açığımı öğreniyorum. Öyle kolay oyun değil yani. Kalkıp da open world yapayım, multiplayer olsun, chart olsun falan dedim. Herkesin girmek istemeyeceği toplar onlar. Riskli oyunlar yani. Patlaması çok yüksek oyunlar. Optimizasyonu zor, sürükleyiciliği zor, ekonomisi çok zor. Sürekli gelişmeye açık yani. Bir tanesi al bak adam climb boyunu yapmış amına koyayım. Koymuş 60 liraya. Bir tane parkur yapmış bir ayda. İki tane mekanik tutunma. Nasıl bak deli gibi oynuyoruz amına koyayım. 20 25 saat oldu. Biz Rigrat'ta ne yapıyoruz? Oyuncu öyle şu kadar saat oyuncu oyunda tutabilir miyiz? İşte 4 saat, 5 saat, 6 saat keyif alır mıyız? kurguluyoruz ve hep bir engel çıkıyor. Hep bir denge üzerine kurulu. Çok çok zor. Ama inşallah altından kalkarız. Ha, şey değil. Oyun öyle çıkar. İşte ne bileyim çok beğenilir veya hiç tahmin etmediğimiz sorunlar yaşar. Bu hiçbir zaman tamam o zaman yapamadık diyeceğim bir şey değil. Beni biliyorsunuz o tip konularda takım. Çalışkanım, elimden ne geliyorsa yapmaya devam ederim. O benim ilk bebeğim, ilk projem. Ee, o yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım, maddi manevi. Ee, e tabii birazcık da bizim izleyiciye, bizim kitleye de güveniyorum. Parasal anlamda değil. Yani destek verme, destek olmak ki zaten gönüllü ekibin olayı da bu ya birazcık. Farklı bir yapısı var, farklı bir yolu var, farklı bir hikayesi var. Allah büyük bir yerde bir gün tutturursak ve güzel başarılı bir oyun haline gelebilirse hayaller hep o yönde ya. Döndüğümüzde anlatabileceğimiz çok güzel bir hikayesi var. İlk projem mi? Hayır o Eightborn diye onlar başka onlar modlar oğlum. Yönetim anlamında tabii ki de ilk projem değil ama e, camia olarak ilk projem. Oyun yapmadım ki oğlum sıfırdan böyle parayla bir oyun satabileceğin versiyonda bir ekibin çalıştığı, bir kurgusunun olduğu zor kolay işler değil. Ekip de sağ olsun çok yardımcı oluyor. Herkes tabii arada bir sorunlarımız oluyor her ekipte olduğu gibi. Küçük ufak tefek sorunlar. Kaç ay oldu oğlum? 10 ay oldu ya. 10 11 ay mı oldu? Bir sene mi oldu yani? Kaç tel oyun bilmiyorum abi. Hiç oturup düşündüğümüz şeyler değil arkadaşlar bunlar. Biz oyuna odaklanıyoruz.